Bediüzzaman, namaz tesbihatını yapmayanı dışarı çıkarırdı. Yakın talebelerinden merhum Tahir'i mutlu anlatıyor. Her gün üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'nin huzurlarına girdiğimizde muntazaman, tıpkı bir tekmil verir gibi tek tek herkese sorardı. Namazı kıldınız mı? Kıldık efendim. Tesbihatı yaptınız mı? Yaptık efendim. Sonra, öyleyse buyurun, oturun der ve derse öyle kabul ederdi. Bazen tesbihat yetişmezdi, tesbihatı yetiştiremedik dediğimizde asık bir yüzde sert bir şekilde, haydi çıkın tesbihatı tamamlayın da gelin deyip bizi huzurundan çıkarır, tesbihatı tamamlamadıkça kabul etmezdi. Ondan sonra en aşağı 3 saat, bazen 5 saat sabah dersleri devam ederdi. Yine talebelerinden Molla Hamid ikinci anlatıyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin arkasında kıldığım namazlardan çok zevk alırdım. Namaza duruşu insana bir mehabet ve haşet verirdi namazdan sonra tesbihat hakkında bize şu dersi vermişti. Namazın sonundaki tesbihat, namazın tohumu, çekirdekleri hükmündedir. Hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı. Sübhanallah derken, sesini çok içten ve yavaş bir şekilde duyardık. Çok namaz kılan hocaları görmüşümdür, fakat böyle hazin ve huşu içinde kılana rastlamadım. La ilahe illallah diye tesbihata başladığı zaman, eğer yanında bir tarikat ehli olsa cezbeye gelirdi. Sesi top güllesi gibi top çıkıyordu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, tembellikte namaz tesbihatını ihmal edenler hakkında da kısa bir mektup yazmıştı. Bediüzzaman, namaz tesbihatının çok büyük bir ehemmiyeti olduğunu şöyle anlatıyor. Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim, Namazdan sonraki tesbihatlar Tarikat-ı Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam ve Velayeti Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılap eden Velayeti Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı ve o velayeti kübranın evrada mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat o derece sair tarikatların ve evratların fevkindedir. Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veya hatme-i nakşiyede bir mescitte birbiriyle alakadar heyeti mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor kalbi hüşyar bir zat namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah deyip tesbihi çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'ın müvacehesinde yüz milyon tesbih edenler tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o serzakirin emri manevisiyle ona ittibaen Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit, o halkay zikrin ve o çok geniş dairesi bulunan Hatmi Ahmediye Aleyhissalatu vesselam'ın dairesinde yüz milyon müritlerin elhamdülillah elhamdülillahlarından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde elhamdülillah ile iştirak eder. Ve hakeza Allahu ekber Allahu ekber ve duadan sonra la ilahe illallah la ilahe illallah 33 defa o tarikat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam'ın halka zikrinde ve hatme-i kübrasında o sabık mana ile o ihvan-ı tarikatı nazara alıp o halkanın ser olan Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam'a müteveccih olup Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamın aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var.